Selam arkadaşlar. AYT Edebiyat mini deneme serisi başlatmıştım. Şimdi de ikinci videosundayım. Burada da biraz sorularımız var. Yine bu PDF'i de açıklamadaki linkten ücretsiz alabilirsiniz. Aynı zamanda cevap anahtarı da içinde. Ben birinci sorudan başlıyorum. Birinci sorum bana diyor ki bir şiirin nazım biçimi belirlenirken şu dış özelliklere ihtiyaç vardır. Artık şurada hangi dış özellikler varsa ekleyeceğiz. Nazım türü belirlenirken de şunlara ihtiyaç vardır. Hemen buradakileri yerine oturtalım ve ihtiyaç duymadığımızı işaretleyelim, cevabı verelim. Bir kere nazım biçimi demek şiirin dış görüntüsüdür. Yani bir şiirin dış görüntüsü bizim ihtiyacımız olan bazı şeyler var. Onlar mesela nazım birimine ihtiyaç duyarız. Bunu nazım biçimi için ihtiyaç duyarız. Dış görüntüyü bunlarla belirleriz. Aynı zamanda ölçüye ihtiyaç duyarız. Bunlar lazım bize. Nazım türünü belirlerken de bize tema ve konu lazım. Aslında bundan bir tanesi de olsa deriz ama ikisi aynı kapıya çıktığı için ikisini eleyebilirim. Ancak manzume lazım değil. Manzume bambaşka bir şeydir, farklı bir şeydir. O daha çok sosyal içerikli şiirlerin yazıldığı, bir nevi dış görüntünün şiire benzediği ama içinin de hikayeye benzediği bir türdür. O ayrı bir şey. Yani A seçeneğini elerim. Nazım biçimi türde ihtiyacımız yok. Geldik ikinci soruya. İkinci soruyu ekrana sığdırmaya çalıştım. Soru bize diyor ki aşağıdaki şiirlerin nazım birimleri ve nazım biçimleri göz önüne alınırsa hangisine bir yanlışlık vardır? Mesela parantezde mesnevi yazmışız. Bakın bu soruya mesneviler ikili ikili mi yazılıyordu? Evet, bunun mesnevi olma ihtimali yüksek. Aynı zamanda kafiye düzeninde A, A, B, B, C, C şeklindedir. Yani diyorum ki A'nın mesnevi olma ihtimali var. Bunu eliyorum. B'ye bakın, gazeller de ikili ikili mi yazılıyordu? Evet, o da ikili ikili yazılırdı. Hatta zaten bu bilindik bir gazelden alınmış, Necati Bey'den alınmış. Ve dış görüntüye baktığım zaman nazım birimi ve nazım biçimi de göz önüne bulundurduğum zaman bunun gazelden alınma ihtimalini söyleyebilirim. C'ye bakın, kasideden alınmış olabilir mi? O da beyitlerle yazılırdı. Dış görüntüye baktığım zaman kasideden alınmış olma ihtimali var. Onu da eledim. D murabbadan alınmış olabilir mi? Murabbanın ne olduğunu bilmek zorundasınız. Murabba dörtlü dörtlü yazılır. Yani daha doğrusu dörtlü dörtlü bentlerden oluşur diyoruz. Şimdi burada da 4 tane satır var. Ancak hemen murabba diyemiyorum. Çünkü bana nazım biçimi, nazım birimi ikisini birlikte düşün dediği için ne yapıyorum? Kafiye düzenlerine bakıyorum. Kafiye düzenlerine baktığım zaman şu şekilde XA, XA şeklinde bir kafiye düzeni çıktı. Murabbalarda böyle çıkmamalıydı. Murabbaların kafiye düzeni genellikle şöyledir. A, 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 B olur veya 4 tane A, sonra B, 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 A, C, C, C şeklinde gelmeliydi. Burada murabba olmadığını görüyorum. Olsa olsa XA, XA şeklinde bir kafiye düzeni kıtalarda vardır. Yani bunun cevabı kıtadır. Bu da yanlış olur. Kıtayı başka nasıl tanırsınız? Bir de kıtalar genellikle tarih düşürmek için kullanılır. Matla ve mahlas beyitleri yoktur. O şekilde düşünebilirsiniz. E seçeneğine bakın. Orada zaten müstezat örneği olduğu çok belli. Müstezatlar divan edebiyatına bir uzun bir kısa şekilde beyitlerden oluşur, dizelerden oluşur. Bu da müstezata benziyor zaten. Bunu da eledik. Cevabımız kıta oldu. Üçüncü soruyla sizlerleyim. Hemen üçüncü soru çözmeye başlayalım. Karaca Oğlan'dan alınan bu dörtlükle ilgili hangisi söylenemez sorusu. Ki zaten ÖSYM'de böyle soruları çok sever. Çoğunlukla böyle sorar. Tam kafiye var mı? Tam kafiyeyi nasıl bulacaksınız? Bakın burada taşta, kardeşa bir de yaşa var. Bunları ekine köküne ayırmanız lazım önce. Ayırdığım zaman taş bir de yönelme haleki aldı. Sonra kardeş, en azından burayı ayırmadan yapmış olalım. Yine bu da yönelme haleki aldı. Bir de kanlı, yaş, a şeklinde. Buradaki yönelme halekleri var ya, bu yönelme haleklerini çiziyorum. Çünkü bunlar rediftir. Aynı ek, aynı kelimeler redif olur ve aynı görevde olmak zorunda. Onlar redif. Gerçekten geriye ne kaldı? Harf benzerlikleri, yani a ve ş harfleri kaldı. Dolayısıyla iki harf benziyorsa tam kafiye olur. Yani a seçeneğini eledik. Zaten redifi de bulmuştuk ya, B'de de redif vardır demişti. Yani bu söylenebilir, bunu da eleyebilirim. C bana diyor ki 6+5 duraklı 11'li hece ölçüsüyle mi yazılmış? Öğrencilerim genelde durağı bulmakta zorlanıyor. Bakın durakta şöyle bir şey var. Hecelerine ayırıyorsunuz. Kaç tane hece ise duraklar asla kelimenin ortasından bölünmez. Bu birinci kuralımız. İkinci kuralımız, gerçekten 6+5 duraklı yapmışsa 4 dizede de 6. heceden sonra kelimenin bitmesi lazım. Hemen size uygulamalı göstereyim. Bakın burada 1, 2, 3, 4, 5, 6. Yani buradan kesti. 6 artı 5 olabilir. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Bu da kelimenin ortasından geçmediği için 6 artı 5 olabilir ama hepsini denemek zorundayım. 1, 2, 3, 4, 5 ama 6. kelimenin ortasından geçti. İşte kelimenin ortasından geçtiği zaman durak yapamıyorsunuz. Yukarıdaki ilk iki tanesi tutmuştu ama üçüncü bozdu. Dördüncüye bakın. 1, 2, 3, 4, 5, 6 o da bozdu. Yani biz deseydik ki buna 5 artı 6 mı yine olmazdı. Bu sefer de ilk ikisi bozardı. Yani cevabımız C çıkmalı. Çünkü burası tutmuyor. Nazım birimi dörtlük mü? Zaten burada bir dörtlük olduğu için evet nazım birimi dörtlüktür diyorum. Düz örgü kafiye şekli var mı diyor size. Zaten biz kafiyeyi nasıl bulmuştuk? İlk 3 dizemizde aynı kafiye olduğu için yani bunlara A, 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 X veya B diyebiliriz. Bu da gerçekten düz kafiye olur. Yani E de doğru çıkar. Zaten cevabımız C'ydi. Durak bu şekil olmaz. Kelimenin ortasından geçmemesi lazımdı. Dördüncü sorum yine bir şiir sorusu. Burada da diyor ki dörtlüğün tamamını düşünün ama. Diyor ki tamamını düşündüğünüz zaman siz ne söyleyebilirsiniz? Burada da söylenebilir. Lar eki 4 dizenin de redifi midir? Redif ve kafiyeyi nasıl buluyordunuz? Önce eklerine köklerine ayıralım. Yaram kabuk bağlar demiş. Bunun kökü bağdır. Daha sonra bağlamak, daha sonra bağlar olmuş. Diğeri de ağlar demiş. Ağlamaktan ağlar. Burada da dağlar var. Direkt kökümüz dağdır. Daha sonra lerlar çoğul ekini alır. Burada da çağlar demiş. Çağlamaktan çağla. Daha sonra re. Baktığım zaman 4 dizenin de redifi maalesef lerlar değil. Redif nasıl olurdu? Ek aynı olmalıydı. Görevleri aynı olmalıydı. O zaman redif olurdu. Burada baktığımızda şu üçüncüsü bozdu. Her ne kadar diğerleri de şuradaki R geniş zaman olsa da üçüncü lerlar olduğu için bozdu. Bakın dış görüntü çok benziyor birbirine. Ama mutlaka ikine kökünü ayırın. Yani A'yı söyleyemem. Bunu eliyorum. Çünkü diyorum 4 dizenin redifi bu olamaz. Üçüncü dizem bozdu. Tam kafiye var mı? Bunu nasıl bulursunuz? Zaten ekine köküne ayırmışsınız ya. Bunu bulmanın yolu şudur. Kesinlikle redifleri çiziyorsunuz. Hemen redifleri çizelim. Öncelikle şu R geniş zaman eklerini atıyorum. Yani bunlar redif gerçekten. Daha sonra şu dağlara bakıyorum. Diyor ki burasıyla yukarıdakiler arasında ortaklık ne yapabilirim? Yapabileceğimi yapıyorum. Mümkün değilse yapmayacağım zaten. Daha sonra bağlamaktaki Leyla ile çağlamaktaki Leyla'nın da redif olduğunu görüyorum. Bunu da attım. Ortaklık arıyorum. Şu an için daha bir şey yapamam. 4 dizeyi düşünüyorum ama yani alabildiğimi almak zorundayım burada. Çünkü böyle sorular gelebiliyor zaten. Burada A ve yumuşak G kaldı. Çağda da yine A ve yumuşak G kaldı. Ya bu şekilde 4 dize arasında baktığım zaman yapabileceğim en fazla budur. O yüzden A ve yumuşak G de tam kafiye olur. Yani buradan B'yi işaretliyorum. Hece ölçüsüyle mi yazılmış demiş. Sayıyorum. Bazıları 6 bazıları 7 çıktı. O yüzden bunu elemek zorundayım. Örüşük kafiye düzeni var mı demiş. Örüşük kafiye olabilmesi için bu şekilde olmaması lazım. Örüşük kafiyede zaten üçer üçer gider. Yani dörtlü bir dörtlükte örüşük kafiye yapamazsanız. O yüzden D'yi de eliyorum. Didaktik türde mi yazılmış diyor bana. Yani bilgi verici bir şiir mi? Bilgi verici bir şiir olmadığını görüyorum. Daha çok lirik ağırlıkta. O yüzden E'yi de eliyorum. Sadece B kaldı elimde. Geldik 5. soruya. Bize demiş ki bu dizede hangi söz sanatı vardır? Bakın bazı şiirlerde birden fazla söz sanatı olabilir. Seçeneklere koymazlar ama siz en baskın olana bakıyorsunuz. Bazen altını çizer bazen çizmez. Dalgalan sen de şafaklar gibi ey şanlı hilal diye Mehmet Akif'ten bir dizemizi aldık. Burada hangi söz sanatı vardır? Ben hemen cevap veriyorum. Şuradaki hilalden mecazi mürsel olduğunu görüyorum. Hemen şurayı A seçeneğine veriyorum. Bunun dışında ey şanlı hilal demiş ya. Burada bir nida sanatı yaptığını da görüyorum. Yani seslenme sanatı. Bir de şafaklar gibi demiş. Burada da teşbih yani benzetme yapabilirim. Bakıyorum seçeneklerime bu yazdığım sanatlardan sadece mecazi mürsel var. Dolayısıyla burayı seçiyorum. Bazen bu durumlarda mesela mecazi mürsel teşbih ya da nida teşbih gibi ikili seçenekler koyarlar. Birden fazla sanat olduğu için o da olabilir ama burada yok. O yüzden var olanı seçiyorum. Mecazi mürsel diyorum. Peki nasıl mecazi mürsel olur? Bakın şunun bir bayrak olduğunu düşünelim. Bayrakta ay ve yıldız var. Diyor ki dalgalan sen de şafaklar gibi ey şanlı hilal. Yani burada hilale vurgu yapıyor. Hilali söylüyor ama bayrağı kastediyor. Yani parça bütün ilişkisiyle mecazi mürsel yapmış. Bir parçasını kastetmiş. Bütününü bizim görmemizi istiyor. Bu durumda ne yaparsınız? Mecazi mürsel yaparsınız. 6. sorumuz da bu sefer de verilen sanatlardan hangisinin yanlış gösterildiği ilgili. Ben ekranı küçültüp de soruyu çok küçük görmenizi istemediğim için daha büyük bir harflerle karşınıza çıkardım. O yüzden tek tek gidelim. Zaten doğru olanı işaretleriz, seçeneğimizi işaretleriz, diğerlerini geçeriz. A seçeneğinde Nedim'in yazdığı bu dizelerde teşbih sanatı var mı? Hangisi yanlış gösterilmiş demiş. Hemen bakıyorum. Teşbih sanatını görebiliyorum. Hatta teşbihi beli görüyorum. Bakın burada sırmak kakül demiş. Sırmaya benzetmiş. Simgerden, zülf telten, ince bel, gül yanak demiş mesela. Sırmak kakül, gül yanak. Burada yani gül yanaklık gibi demek istiyor. Teşbihi beli yapmış. Sadece benzeyen ve benzetileni kullanmış. Yani gerçekten teşbih var diyorum. Bunu eliyorum. B seçeneği diyor ki Necati'den almış. Burada istihare sanatı var mı? Ya benzetilen olacak ya benzeyen. İkisinden birini kullanacaksınız, diğerini kullanmayacaksınız. Hoş olur sohbeti mey gecede mehtap olunca, asa olacak olunca demektir. Nur saç meclise gel kim demişiz mahsana. Şimdi burada açıklamasını size verirler. Ben vermedim söyleyeyim. Mah'ın açıklaması ay demektir. Genel olarak bu beytimize baktığımız zaman yani bize diyor ki biz sana zaten ay demişiz. Sen gel diyor nurunu saç bize. Yani ay gibi sevgili demek istemişiz. Ama orada ayı söylemiş ya, benzetmiş orada. Kimin benzediğini yazmamış. Yani ay gibi güzel sevgili diyebilirdi veya nur saçan, ay gibi ışık saçan sevgili diyebilirdi. Burada sevgili yok. Yani benzeyen ve benzetilenden bir ögemiz eksik burada. İşte o bir ögemiz yoksa istihare sanatı olur. Gerçekten de istihare olur burası. İstiharede en çok kullandıkları servidir. Uzun boyundan dolayı sevgili uzun boylu göstermek isterler. O yüzden ey servi hıraman derler, yani servi rüştü gibi. Burada bir servi mervi gördüğünüz zaman bilin ki yani selvi gibi uzun boylu sevgili demek istemiştir. O sevgili de yoksa seçeneklerde istihare olma ihtimali yüksektir tabii ki de. Üçüncüsüne bakıyoruz. Hayaliden diyor ki kinayesi var mı buranın? Ben parantezle anlamlarını vermediğim için çıkması biraz zor olabilir. Ama korkmayın, ÖSYM anlamlarını veriyor. O konuda hiçbir sıkıntı yok. Buraya baktığım zaman aslan diyor ki şu güzel kokular senin saçına mı öykünmüş? Yani senin saçını mı taklit etmeye çalışıyor acaba? İşte şöyle kendini görmeye çalışan iki yüzlü karalar. Yani bir şeyin gerçekten iki yüzlü kara olma ihtimali de var. Bir de biraz utanma manasındaki mecazi şey de var. Parantezle vermiş olsa kesin bulurdunuz. Vermedim, ben söylemiş olayım. Burada kinayı çıkarabiliriz. D seçeneğine bakıyoruz. Zarifi yazmış. Tecavül arif olup olmadığını soruyor bize. Cemalinden umar ay güneş fer, yani senin yüzünün nurundan, güzelliğinden ay ve güneş ışık ister diyor. Sen diyor hangi burcun yıldızısın böyle ey mahpeker demiş. Buradaki S fazla oldu. Ey mahpeker yani ey ay yüzlü sen hangi burcun yıldızısın manasında. Burada tecavülü arif mi var diyor size. Şimdi tecavülü arif ile istifham sanatı çok yakın birbirine karışır. Ama burada soru sormanın çok baskın olduğunu görüyorsunuz. Dolayısıyla soru sorma tecavülü arif olamaz. Olsa olsa istifham sanatı olur. Yani bu yüzden ben buraya yanlış diyorum. İstifham sanatı var. Tecavülü arif yoktur. Ki zaten bunun anlamını bilmeseniz bile şuradaki ne burcun necmisinden soru sorduğunu fark edersiniz. Son olarak da Şeyh Galip'ten aşk sanatı var mı diyor. Hemen ikinci dizede görüyorsunuz ruhsarı aşk, bir de aşk ruhsar demiş. Aks sanatı yansıma sanatı olarak da geçer. Bir ayna gibi düşünebilirsiniz. Şöyle aynanın karşısında ona ne çarpıyorsa aynısı size yansıtıyor ya. Mesela şuradakini bir ayna gibi düşünüp yani bir nevi şu ruhsarı aşk bu aynaya çarptı ve aşk ruhsar şeklinde gördük. Aks sanatından birebir harfler aynı olmak zorunda değil. Arada minik ufak tefek değişiklikler olabilir. O sıkıntı değil. Yani yine de aks sanatı olur. Burada da aks ya da akis sanatı vardır. Bir diğer soruya geçiyorum. Bu sefer de 7. sorum manzumelerle ilgili. Bu manzumeleri ders kitapları çok seviyor. O yüzden ben de aldım. Hangisi manzume ile ilgili yanlış bir bilgidir demiş. Bir olay veya hikaye tarzı bir şey anlatabilir mi demiş. Evet bakın burası manzume olsaydı şiir demekti. Ama sonunda bir e harfi var. Manzume başka bir şey. Manzumeler gerçekten bir olay veya hikaye tarzı bir şey anlatır. Ama dış görüntü şiirdir, unutmayın. Didaktik tarz dikkat çeker mi? Evet, manzumelerde genelde sosyal konular, didaktik tarz dikkat çeker. Toplumsal yönü ağır basar mı? Evet, yukarıdakilerle eşdeğer özelliğe sahiptir. Toplumsal yönleri ağır basar. Şiir olduğu için imgelerle örülü bir üsluba sahip midir? Evet, dış görüntü şiir ama şiir gibi imge dolu bir şey yapamaz. Çünkü burada amaç didaktik ya, biraz da sosyal yönü olduğu için imgeyi en aza indirirler. Siz o şiiri alın, çok rahat düz yazıya çevirip de böyle bize didaktik bir hikaye gibi sunabilirsiniz. O yüzden Burası yanlıştır. Manzumeler şiir gibi olsa bile imgelerle örülü bir üsluba sahip değildir. Şiire dair bazı unsurlar bünyesine taşır mı? Evet taşır, zaten dış görünüşü şiir gibi olduğu için şiirin ahenk unsurlarına çok güzel faydalanabilirler. O olabilir, ancak imgelerden faydalanmazlar. 8. soru uzun bir soru, o yüzden ekran tam sığdırmak istedim. Hemen okuyalım diyaloglarımızı. Murat öğretmen 9. sınıf öğrencilerine nazım biçimleriyle ilgili bir etkinlik vermiştir. Sorduğu soruya verilen cevaplar da şöyledir. Birinci öğrenci demiş ki tek dörtlükten oluşan divan edebiyatı nazım şekillerini derledim. Bunlar rübai, tuyu ve manidir demiş. İkinci öğrenci diyor ki ben de halk edebiyatının tamamına baktım ve koşmanın türlerinde şunları gördüm. Semai, ağıt, koçaklama ve güzelleme. Şimdi bu öğrencilerin cevapları dikkate alınırsa ne söylenebilir? A seçeneği diyor ki her iki öğrenci de araştırmasını eksiksiz ve hatasız sunmuş mu? Hayır, hata var, eksik var. Nerede var? Birinci öğrenci de mani hatalıdır. Çünkü divan edebiyatındaki tek dörtlükten oluşan nazım şekillerimiz rübai ve tuyudur. Burası hatalı. A'yı elerim. B. ikinci öğrencinin hatası neymiş bakalım? O da semai hatalı söylemiş. Çünkü semai koşmanın bir türü değil. Direkt aşık edebiyatına bir nazım şeklidir. Koşma, semai, varsa destan. Bunlar nazım şekillerimizdir. Koşmanın türleri ise burada gördüğünüz 3 tanesi var zaten. Ağıt, koçaklama, güzelleme, bir de taşlamadır. Yani semai çıkarıp oraya taşlama yazmamız lazımdı. O yüzden A'yı eledik. Birinci öğrenci maniyi çıkarıp yerine müselles mi getirmelidir demiş. Yani madem ki bu yanlış, bunu çıkar yerine müselles demiş. Hayır, o da hatalı olur. Çünkü müsellesler divan edebiyatında üçlü üçlü yazılan nazım biçimleridir. Yani üçlü üçlü bentlerden oluşur. Getirsek hatalı olur. Çünkü tek dörtlükten oluşan rübai ve tuyudu. B de hatalı oldu. İkinci öğrenci bir nazım şeklini yanlışlıkla nazım türü diye mi göstermiş? Az önce söyledik, tam da öyle yapmış. Semai nazım şeklidir. Onu yanlışlıkla nazım türü diye göstermiş. O yüzden cevabımız C olur. İkinci öğrenci anonim halk edebiyatını mı araştırmış? Hayır, aşık edebiyatını araştırmış. Birinci öğrenci yazdığı şekillerden birinin en iyi söyleyenin Nedim olduğunu mu biliyor demiş. Hayır, rubai ve tuyuda Nedim yoktur. Nedim varsa şarkıda olmalı ama burada şarkı yok, o yüzden bu da yanlış. Nedim'i bir yerde görürseniz şarkı diyebilirsiniz. Aynı zamanda Nedim gazellerde de çok iyidir. Bu şekilde soru yanlış oldu. Cevabımız C çıktı. Geldik 9. soruya. 9. soru diyor ki bir şiirin işlediği konuya göre aldığı isim nedir? Nazım biçimi, türü, birimi, manzume, manzumke hangisi seçersiniz? Unutmayın ki konuya biz nazım türü diyoruz. Dış görüntü nazım biçimi, kaçar kaçar satırlardan oluşmuşsa onlar nazım birimini oluşturdu. Manzume apayrı bir şeydi, gördünüz. Sosyal temalı şiirlerdi aslında. Manzumke de tam tersi. Bu da görüntü düz yazı gibi ama aslında şiir gibi ritimli yapılırdı. O yüzden konuya göre aldığı isim kesinlikle nazım türüdür. Geldik 10. soruya. Diyor ki bu cevabı veren öğrencinin arkadaşı nasıl bir düzeltme yaparsa onun yanlışlığını giderir. Bir öğrenci uyak ve redifi nasıl bulduğunu arkadaşlar şöyle anlatmıştır. Ben öncelikle şiirin son kelimesine bakıyorum. Ekler benziyorsa redif diyorum. Sonra geri kalan benzerliklere de kafiye diyorum. Kafiye türünü sorduklarında da dizelerdeki yerlerine bakıyorum demiş. Şimdi bu öğrencimizin bazı eksik öğrenmeleri var. Bu şekilde redifi bulduğunu düşünüyor. Ki benim öğrencilerim çoğu da böyle bulmaya çalışıyor ilk başta. Hemen düzeltiyoruz tabii ki de. Ne yaparsa yanlışlık giderir. A seçeneği diyor ki uyak türünü düzen sandın ve rediflerde eklerin görevine de bakman lazım. Aslında tam olarak böyle bir şey istiyoruz. Çünkü onun uyak türü diye zannettiği şey aslında yarım kafiye, tam kafiye onlar. Uyak örgüsü deseydi o zaman örüşük kafiye, çapraz kafiye, sarmal kafiye bunları düşünebilirdik. O yüzden bu taraftaki yanlıştı, düzelttik. Bir de rediflerde ne yapmış? Ek benziyorsa redif diyor. Ama bizde bir sürü birbirine benzeyen ekler var. Sadece ekin benzemesi yetmez, aynı görevde de olmak zorunda. Mesela bir ahar ekimiz var. Bu yönelme hal eki de olabilir, zarf fiil de olabilir. Siz bunları alıp da rediften sayamazsınız. Çünkü her ne kadar dış görüntü benzese de bir de bunların görevinle benzemesi lazım. Yönelme hal eki ise her ikisine yönelme olmak zorunda. Ona göre dikkat etmemiz lazım. Yani A seçeneği tamamen arkadaşların düzeltme üzerine kurulu. Doğru olur, A seçeneği olur. Mesela B'de ne demiş? Sadece son kelimeye bakmamalısın, dizenin ortası demiş. Orada da redif, redifler dizenin ortasına çıkmaz zaten. Dizelerdeki yerlerine uyak örgüsü demen gerekirdi. Yani yarısını düzeltmiş ama diğer yarısını düzeltmemiş. O yüzden eksik kalmış C seçeneği. Önce uyak sonra redifi bulman gerekiyor demiş. Bu da tamamen yanlış çünkü ekine köküne ayırırsanız önce redifi bulursunuz sonra uyağa geçersiniz. Bunu yapamazsınız. Bu da gitti. Redif'te sadece ekler benzemez. Kelimeler de aynı şekilde yazılmışsa redif olur. Aslında bu bilgi doğru ama eksik. Çünkü ekler benzemez demiş ya. Orada hem eklerin görevini söylemesi lazımdı. Ondan sonra bunu söylemesi lazımdı. Ama yukarıdaki yanlışlarımızın tamamını kapsamadığı için E'yi de alamazdık. En kapsamlı A oldu tabii ki de. Geldik 11. soruya. Bunlar ÖSYM'in sevdiği sorular. Aynı tip sorular soruyor çünkü. Verilen açıklamalarla seçeneklerdeki kavramları eşleştirirsek hangisi dışarıda kalır? Siz çözdünüz varsayıyorum, ben hemen çözüyorum. Kalıplaşmış ve nükteli sözlere ne diyoruz? Hemen burada bakıyorum, D seçeneğinden mazmunu eliyorum. Yanına da D yazıyorum. Bu şekilde çözün ki garanti olsun. Kalıp ve nükteli sözler mazmunlardır. İletilmek istenen temel duygu veya kavrama ne ad verilir? Bakın, iletilmek istenen temel duygu ve kavram temadır. Geneldir, soyuttur ve temeldir. O yüzden bunlardan kodlamanız lazım. Temayı da eliyorum. Onda B seçeneğini verdik. Kolayca ezberlenip hatırlanan seçkin dizeler. Onlar da mısra-i berceste olur. Yani berceste mısra. C'yi de buraya veriyorum. Şiirde şairin sesini ve söyleşiliği emanet ettiği varlık. Söyleyici mi, mahlas mı diye. Bakın burada git gel yaşayan olabilir. Burası da A seçeneğine vermem lazım. Yani cevap E kaldı. Mahlas yok. Mahlas takma isimdir. Şair şiirini bir başkasına söyletebilir. Cansız bir varlığa söyletebilir. Hani kimden dinliyorsak orada okurken o söyleyici olur. Mahlas apayrı bir şey. Takma isimdir. Şairin isminin geçmesi o ayrı bir şey. O yüzden cevabımız E oldu. Mahlas'a dair hiçbir şey yok burada. Geldik 12. soruya ve son sorumuz. Bu mini denememizin son sorusu. Burada da yine ÖSYM tarzı bir soru var. Niyazi Yıldırım Genç Osmanlılar'a ait bir parça, şiir parçası aldık. Size genelde şöyle sorarlar. Mesela der, yukarıda iki parçasını vermiş ya, devamını vermemiş. Bunu çapraz kafiye şekline getirseydik eğer aşağıdaki parçaları nasıl düzeltmemiz lazımdı? Bu sorulara size büyük bir taktik veriyorum. Kesinlikle 3 seçeneği elersiniz böyle. Şimdi çapraz kafiye olabilmesi için şuranın A, şuranın B, sonra üçüncünün de A, dördüncünün B olması lazım. Böyle bir şey arıyorum. Yani çapraz kafiyede kesinlikle benim şu şekilde iki parça buraya gelecek ya. Şu gelecek olan ikinci parçamın A'ya benzemesi lazım. Yani pınarlara benzemesi lazım. O da 4'te iri çınarlar var. Kesinlikle biliyorum ki burası ikinci parça olarak şuraya gelmeli. Başka bir şeye bakmama gerek yok şimdilik. Yani bunu nasıl tespit ediyorum? Zaten seçeneklere baktığın zaman 4 parçayı da sıralamış yan yana. A seçeneğinde bakın şu 4 tam da istediğim yere gelmiş. Çünkü bu yanındaki 3 birinci parça, sonra iri çınarlar, sonra 2, sonra 1 şeklinde. Bir de aynı şekil düzene bakıyorum. E'de var. 2, 4, 3, 1 şeklinde gelmiş. Artık diğer seçeneklere bakmama gerek yok. Çünkü çapraz kafiyeyi bu şekil sağlarım. Şimdi ikinci kafiyeye bakabilirim aslında. Nice gül fidanım gitti demiş ya. O halde benim şöyle bu parçamın zaten artık 4 olduğunu biliyorum. Şöyle 4 parçaya bölünmüş gittiyle, o zaman ona benzeyen bir şey de canım gitti olmalı. Yani bunun da buraya gelmesi lazım ki çapraz kafiyemi sağlayabileyim. Bakıyorum A ile E seçeneği arasında maalesef orada da her ikisine de bir tam da olması gereken yerde. Artık geriye ne kalıyor? Oradan çıkaramıyorum. Yani kafiye ile işim bitti. O zaman şimdi şiiri okumam lazım. Kendim yerleştirmem lazım. Bir anlam bütünlüğü aramam lazım. Mesela A'yı deneyelim. Kurudur göze pınarlar. Nice gül fidanım gitti. Sonra 3-4'ü deniyorum. Canım içre iri çınarlar. Devrildi. Canım gitti. Çok tutmadı. Hemen E'yi deniyorum. Kurudur göze pınarlar. Nice gül fidanım gitti. Devrildi. İri çınarlar. Canım içre canım gitti. Güzel oturdu böyle. En azından anlıyorum ki kesinlikle cevabımız E olur. Burada önce kafiyeyi oturtun. Bu şekilde çizgilerinizi çekin. Kafiyeyi oturtun. En az 3 seçenek elersiniz. Daha sonra anlamdan çıkartabilirsiniz. Bu denememize sonuna geldik. Bir sonraki denemede görüşmek dileğiyle.